İyi akşamlar Esenboğa günlük grafik. Şöyle bir açayım biraz görülmesi açısından. Yani bunu 25, 26-25 civarlarında biliyorsunuz bir majör destek hattı vardı. Oraya tam değmiyordu da genelde 26-26,5 kısımlarında aşağıda destek olarak takip ediyorduk. Son videoyu da galiba dirence yakın bir alanda yapmış olabilirim yani. Tam hatırlayamıyorum şu an ama bir 33-34'te de videosunu yapmıştım. Bir yatay alanda yani hala yatay alanın içinde iki kademeli bir yatay alan bana göre bir kısmı bunun 34 ilk direnci ikinci direnci de 38 diyelim bu kısmı yani küsuratlar çok önemli değil 38 olarak takip ediyorduk 34'e gelmiş geçmiş 38'e dayanmış oradan da şu an gördüğüm kadarıyla bir düzeltme içerisinde yani bu hareketin asıl yani 38'in kırılması lazım burada. Muhtemel çünkü 38 kırılınca bir kere yukarıda 45 var zaten daha önce görüldü o. Şöyle bir tren çizgisi alayım. Bir de şuranın katlama ihtimali var. Yani bu yatay alan katlar mı? Benim aklıma daha çok o geliyor. Bu 26 liradan 26.60'lardan 37.60'lara. Yani 9 liralık bir hareket var katlarsa arkasında. O da değil mi? 30 bir saniye. Yanlış mı şey yaptım? 26 30 özür dilerim. 11 12 liralık bir hareket var. Arkasından bu yatay alanın katlaması durumunda çünkü 48 liraya kadar bir ihtimal yani bir hareket ihtimali artıyor. Yatay alanları biliyorsunuz katlamayla aşağı yönlü kırılırsa tabii de aynı şey ya onun için de geçerli. Yani diyelim ki bu sefer 26'yı kırdık burada. 26 25'ler falan geçilmeye, derinleşmeye başladı iş. Nereye bakarız? Döneriz 12 13 liralara bakarız. Haliyle yukarı katlarsa da bu şekilde bir strateji kurulabilir. Şu an için dirençten bir miktar düzeltme göründüğü kadarıyla yapıyor. Yani kısa vade dipten aldım. O zaman nereyi takip edeyim? 33 takip edilebilir arkadaşlar. 33 bozuluyorsa bir çünkü 31.60'da 20 ortalama var. Oraya doğru bir hareket ihtimali yüksek olur. Veya hani oraya kadar gelince şey de yapabilirsiniz ha bu kişiye bağlı. Ya artık çok önemli değil. Hani ben bu yukarı kırılacağına inanıyorum derseniz. Yani çok 8'ler 20'ler dert değilse doğrudan 26'yı takip edin. 26 lirayı takip edin. Hani bu nasıl olsa yukarı katlar diyorsanız. Ama yani dipten aldım. Ne takip edeyim diyorsanız dediğim gibi 33 kısa vadeci için takip edilebilecek bir alan. Çok da tabii hacimli hızlı gelmiş. Yani düzeltmenin sebebi o. Bu kadar hızlı, hacimli, kopan bir hareket genellikle hemen bir düzeltir. RSI 68'e kadar tabi bugünkü hareketle düşmüş 75 civarından. 75 RSI'nin üstü hep böyle sakattır biraz. Satıcının gelme ihtimali her an olur. O zaman mesela daha teyakkuzda izlenir. 75'in üstüne çıktığım senetler biraz daha böyle günlük artık herkes kendine göre bir stop noktası koyup izleyebilir. Bunların dışında anlatılacak bir şey yok. Genel tablo devam ediyor. Ha, olumlu bir hareket var bakalım yani 38 umarım yakın zamanda kırılırsa bir de buraya böyle 45'lerde 47'lerde belki anlatma ihtimalimiz değil mi? 38'in üstüne şu neresi 48 47'lerde 48'lerde belki bir anlatma ihtimalimiz olur. Herkese iyi akşamlar.